Merhaba köfteler, YouTube serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Aslında ilkini çektiğim aynı günde çekiyorum ama olsun, bir şey olmaz. Şimdi olay şu, para kazanmak için YouTube'a girmek isteyen birçok kişi var. Bunu bir önceki videoda da az çok bahsetmiştim sebeplerini. Bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi gerek şartlardan bahsedelim. Birincisi 1000 abone herkes biliyor. Ama ikinci bir şart var ve çok göz ardı ediliyor. 4000 saat izlenme gerekiyor. Ne zaman? Kanal tarihi boyunca değil. Sadece geçtiğimiz sene içerisinde. Yani atıyorum sen geçen sene bugün çok izlenen bir videon var. 4000 saat izlendi. Başka da video atmadın. Yarın olduğunda o şarttan kopuyorsun. Ama bu şartları tamamladığınız zaman başvuruyu yapıyorsunuz. Başvuru değerlendirmeye alınıyor. Onun da bir sıkıntı yok. Onun dışında o değerlendirme aşaması belirli şartlara göre uzuyor. Onu çok fazla hepimiz bilemiyoruz. Ne söylesem spekülasyon olur ama benim tahminim şu. Videoların YouTube'a ne kadar uygun oldu? Yani hani şiddet içeriği var mı? Küfür çok mu? İşte cinsellik çok var mı? Hani gibi siyaset varsa ne kadar var? Hani nefret söylemi mesela kesinlikle uymuyor. Reddedilirsiniz. Yani siz bugün herhangi bir şeye nefret söylemiyle yaklaşırsanız videonun içine mümkün değil, YouTube partneri olamazsınız. Partner olsanız da zaten anlatacağız. Çok da bir kazancınız da olmaz o tarz içeriklerle. Yani bunlara bakıyor ve bunların hepsinden uygun görülürseniz de direkt olarak kabul ediliyorsunuz. YouTube'un buradaki motivasyonu ne? YouTube genel olarak reklam göstererek para kazanıyor. Şimdi bir de Plus özelliği getirmiş galiba. YouTube Premium mu ne var? Onu alanlardan da para kazanıyor. Yani YouTube Premium alan kişiler videonuzu izlerse yine para geliyor size. O yüzden sizin için çok değişen bir şey yok aslında. Yani yapmanız gereken şey ne? 1000 abone ve 4000 saat izlettirmek bir sene içinde. O yüzden güzel fikirleriniz varsa yoğun olduğu bir dönemde o videoları atıp izlettirmeniz gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra ve onayı aldıktan sonra artık videolarınızın içine reklam yerleştirebiliyorsunuz. Ama reklam şöyle oluyor. Mesela videolarda reklamı gösterdiğiniz zaman direkt olarak kazanç sağlamıyorsunuz. Şöyle oluyor. Oraya reklamı kim koyuyor? Yani İşte A firması diyor ki YouTube'a ben videolarda reklam göstermek istiyorum. Çok güzel. Hangi videolarda gözükeceğini YouTube seçiyor. YouTube'da en çok tıklanma noktasında videoları dağıtıyor. Yani sizin videolarınıza bakıyor. Diyor ki ha diyor bu reklamı bu videoda oynatırsam kâr elde edebilirim. Kârı maksimize etmeye çalışıyor. Google'ın bu arada hani inanılmaz bir yapay zeka sistemi var. Veri işliyor sürekli olarak ve sürekli öğreniyor. Bu sadece yapay zeka ile değil yani hani programcılar vesaire de onu yönetiyor. Data mining falan deniyor böyle şeylere. Yani arka planda elinde inanılmaz bir veri var. Yani sen çok izlenen bir video oluşturabilirsin ama o videolarda reklamlar çok çıkmayabilir. Veya kötü olduğu için videon, yani kötü derken nedir? İşte ırkçılık yaptın, işte ne bileyim çok cinsellikten bahsettin. İçinde o video öyleyken çocuklara yönelik bir işte yiyecek, oyuncak çıkamaz. Niye? Çünkü onu izleyen adam o değil. Yani o yüzden geneli kapsayan videolar çekerseniz reklam geliriniz artıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece izlenme sayısı, sadece şey önemli değil. Bu arada izlenme sayısı genel olarak önemsiz. Ben onu zaten o 4000 saat olayında çok fark etmiştim. İyi kötü izleniyor videolar ama adam mesela açıyor, sonra hemen kapatıyor. Bu iyi değil. Kanalınız için iyi değil. O yüzden izlenme sayısı çok bir şeyi belli etmiyor. Tabii ki bir şeyleri belli ediyor ama çok aşırı değil.
Onun dışında para kazanmanın ikinci yolu katıl butonu. Bu da belirli bir zaman sonra açılıyor. Kanalınız düzgünse, kurallara uyuyorsanız, YouTube'un kuralları var. Az önce bahsettiğim gibi kurallar. Bu konuda iyi buluyorsa sizi, özellikle telif hakkı çok fazla yapmıyorsanız katıl butonunu veriyor. Katıl butonu size bağlı. Yani 2 liralık da üyelik açabilirsiniz. 5 liralık da 10 liralık da istediğiniz kadar 600 liraya kadar gidiyor. Katıl butonu açılırsa ve takipçileriniz çok sizi seviyorsa sizi desteklemek için aylık belli bir miktar vererek işte rozet falan açılıyor. Ne bileyim canlı yayın yapıyorsanız YouTube'da özel emojiler gösterme şansınız oluyor. Ama özel emojileri mesela yaptırmanız gerek. Yani yok şeyde. Size ait emojiler yaptırıp onu koymanız lazım veya elinizle çizeceksiniz falan filan. Bunun dışında katıl butonunu 5 seviye yapabiliyorsunuz en fazla yanlış bilmiyorsam. Birinci seviye en ucuz oluyor. İkinci seviyede işte daha farklı vaatleriniz oluyor. Bu vaatleri özellikle söylüyorlar. Yani diyor ki işte şey yapma. Yani yapamayacağın şeyleri yapma. Mesela şimdi bir abonen varken her gün işte bir saat özel konuşma o aboneyle gibi bir şey yapabilirsin ama atıyorum 10-20 tane kişi bu katıl butonunu alırsa her gün onlarla konuşamazsın. Yani öyle vaatler koymayacaksın. Genelde ilk üyelikler sadece rozet içerir. Bir de ne bileyim işte fotoğraf atarım, özel gönderi atarım falan gibi şeyler diyorsunlar. Ben mesela özel videolar koyuyorum. Çok böyle aşırı güzel videolar olmuyor bunlar ama hani yine belli bir kalitede oluyor. Hani normalde de çok izlenmeyecekse veya işte ne bileyim başka sebeplerden gizlemem gerekiyorsa videoyu hani özel katılı özel videolara koyuyorum. Oralarda takılabiliyorlar. Yani hani sizin de yapabileceğiniz birçok şey var. Ne bileyim dikiş nakış yapıyorsunuzdur. Çekilişe katılma hakkı veriyorum. Mesela bir kişiye göndereceksiniz ama işte en temel üyeler çekilişe katılma. Her ay bir tane işte o dikişten gönderiyorum gibi. Bunu yapabilirsiniz. Zaten genelde insanlar desteklemek istiyorsa veriyorlar. Bu şekilde katıl butonu bana göre fena olmayan bir YouTube para kazanma şekli. Benim de kazançlarımın yaklaşık üçte biri falan katıl butonundan geliyor. Hiç de fena bir rakam değil. Yani reklam genelde birinci kazancınızdır. Ama katıl butonu da iyidir. Bunun bir benzeri Patreon vardı. Yani katıl butonundan önce Patreon vardı. Patreon'dan da yaptırabilirsiniz ama Patreon'u bilmeyenler olabiliyor. Çünkü katıl butonu Google'ın direkt olarak mesela Google Store'dan bir şey alıyor gibi aynı şartlarda aynı şekilde tak 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 ödemeleri yapabiliyor. Bu önemli bir şey. Yani bunu küçümsemeyin. Bir miktar tabii kesintiler yapıyor. Yani sanırım mesela 10 liralık şeyden bana 7 mi geliyor, 6,5 mu ne geliyor yani öyle düşünebilirsiniz. O yüzden çok düşük yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani sayınız çok fazla değilse 5 liranın altında yapmayın. Hani böyle 2-3 milyon aboneli tipler 1 lira 2 liralık da katıl butonları koyabilir. Çünkü hani 100 bin 200 bin kişi onları kabul edebilir. Ama 1000 abone de işte 5000 abone de falan çok çok az sayıda insan katıla basıyor onu söyleyeyim. Üçüncü yol nedir? Üçüncü yol bizde henüz yok. Süper Chat diye canlı yayın yani Twitch'teki bağış mantığıyla size bir şeyler atabiliyorlar. O da chat'in yukarısında gözüküyor ama o Türkiye'de aktif değil. Yani benim kanalımla ilgisi yok. Yani katıl butonu mesela benim kanalda var ama başka kanalda olmayabilir Türkiye'de. Ama Süper Chat Türkiye bazlı herhangi bir yerde henüz aktif değil. O ileride gelirse gelecek. Nasıl olacak bilmiyorum. Onun dışında bir de tişört satma özelliği var. O da henüz tam uyumlu değil. Yani yurt dışında bir siteden gönderiliyor. Çok büyük ihtimalle Türkiye'deki birine çok pahalı gelecektir. Çünkü atıyorum 10 dolarlık bir tişörtü kimse bir de onun gümrüğü şu su bu su vesairesi oluyor. Bir haftalar sürüyor. Yani uğraştığınız zaman
sizin için değmeyebilir. Tişörtü şöyle. Ama bitmedi. Para kazanmanın asıl güzel yollarından birisi direkt olarak mesela videonuza sponsor alabiliyorsunuz veya bir ürün incelemeniz istenebiliyor. Bir yere gidip fikir almanız istenebiliyor. Oyun oynamanız istenebiliyor. Yani ne konuda bir kanal açtıysanız ki artık onda da sorun çözülüyor. Mesela bir tane kanalı izliyorum ben. Adam normalde marangoz tarzı bir şey. Ama işte bir içecek markasıyla anlaşmış. Adam kutu kolaları koymuş. Üstüne de şeyi koymuş. İşte ne bileyim yani tahtayı koymuş. Onun üstünde kesiyor. Hani göstermiş oluyor ürünü mesela. Yani bu şekilde kutu içecek reklamını tamamlamış. Siz de herhangi bir reklam aldığınızda tabii ki o kadar büyük olacağınızı ben sanmıyorum. Başlangıç için yani gelecekte olabilir. Ama başlangıçta bu civarlarda yani Türkiye içinde bazı ürünleri inceleyebilirsiniz. Değişik şansınız olabilir. Özellikle belli bir kitleyi toplayan videolarınız olursa bu olay çok artabiliyor. Yani Instagram'da falan da bu olay zaten mevcut ama YouTube'da işler değişiyor. Çünkü videonun içinde olması falan çok ciddi bir etki ediyor. Kazanç miktarınız Instagram'a göre yani Instagram takipçisi vesaireye göre çok daha karlı olabiliyor. YouTube'daki reklam çekimleri vesaire. Düz direkt ücretler falan yani benim duyduklarım inanılmaz rakamlar. Zaten hani öyle bir şeyler olacağını düşünmesem bu işi direkt olarak yapacağımı sanmıyordum. Ama şu anda yani biraz daha ön planda tutuyorum gibi. Şunu da söylemek lazım. Mesela para kazanma noktasında kesintileri yaptıktan sonra ben vergileri verdim diye bir şey yok. Vergi yine vermeniz gerekiyor. Onun dışında ve şey durumu var. Mesela işte sigorta şu bu bir noktadan sonra şirket açmanız gerekiyor çünkü. GSS şu bu. Yani hani bunu iş olarak görmeniz gerekiyor. Normal hani ben ya işte ayda 500 lira alsam iyi falan şeklinde değil. Hani eğer geçiminizi sağlayacaksanız bu bir şirketleşmesi gereken durum. Yeni durumda. Hatta bu da iyi bir şey. Niye? Çünkü mesela reklam geliri şu bu derken zaten kazanıyorsunuz. Ve şöyle bir durum da var. Mesela videoları çekerken genel olarak mesela katıl butonu da öyle, sponsorluk da öyle. Kendi tarzınız olması lazım. Yani kimse yüzünü görmediği birine veya işte ne bileyim biraz kişiselleşme olmayan bir şeye katıl butonuna pek basmıyor. Yani sen atıyorum çok güzel klipler atıyorsun. İşte LOL klibi diyelim. Derliyorsun atıyorsun, derliyorsun atıyorsun. Çok izleniyor ama sana destek olmayı çok istemezler. Yani en azından bir sesin olması lazım. İşte bir görüntün olursa iyi olur. Yani adam sevmeyenin de çok olur ama sevenlerin de bu noktada yardımcı olur. O sebeple daha özgün demeyelim, özgün içerikten ziyade daha kendinizi işin içine katabildiğiniz içerikler yaparsanız iyi para kazanma ihtimaliniz var. Düz reklam çok nadir yani çok çok bu işe en başta başlayanlar şu anda milyonlarca abonesi olanlar dışındakilere çok fayda etmiyor. Bir de çok reklamın getirisi çok oynayabiliyor. Reklam verenlerin ücretiyle de biraz alakalı o durum. Reklamdan kazanmak için dediğim gibi sizin de videolarınızın reklama uygun olması gerekiyor. Mesela işte bazı tarzda videolar, mesela uyku videosu çekiyorsanız uyku uyuması için birisinin onun içine ortalara artık çok reklam koyamazsınız. Video reklam. Yani çünkü adamı uykudan uyandırır, söver size, çıkar dışarı. O yüzden en başa reklamı koyacaksınız, sona da koymayacaksınız. Ne oluyor şimdi sen 30 dakika video çekiyorsun belki ama sadece en başındaki reklamdan kazanabiliyorsun. Yani reklam geliri çok değişiyor ama sponsor işleri
bir noktadan sonra karlı hale getiriyor sizi. Bunları bir düşünmenizde fayda var. Yani para kazanma işi ben çekerim videoyu koyarım şeklinde değil maalesef. Zaten o noktalar çok oldu geçeli ve o noktalardaki kişiler de hepsi kazanıyor olsaydı başka noktalara da yani başka yerlere dağıldığını görmezdik. YouTuber'lıktan işte ne bileyim televizyon programlarına, film yapmalara geçenler çok var biliyorsunuz. Yani sadece YouTube sizi bir noktaya getireceğini sanmıyorum. Herhangi bir kariyer anlamında ama hani dediğim gibi kötü değil ilk videoda bunu çok söyledim. Devamı gelecek videoların umarım beğenmişsinizdir. Yorumları yazarsınız. Neleri konuşmamız gerektiğini veya burada değinmeyi unuttuğum şeyler olabilir. Aklınıza gelebilir. Siz sorunca cevaplarım. Yorumlara yazın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Discord kanalından bana ulaşma şansınız mevcut. Discord kanalına rastgelereyiz.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.